Merhabalar. Bugün sizlere iPhone'da nasıl VPN kurulur, nasıl kullanılır onu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ülkemizde artık çok site yasaklanıyor veya erişime gitmeniz gereken bazı siteler oluyor. Şimdi bunun için de VPN kullanmamız gerekiyor. Başta VPN'i anlatayım. VPN dediğimiz kısacası başka bir ülkeden başka DNS'lerle o başka bir ülkenin sitelerine erişim hakkı. Yani adresinizi değiştiriyorsunuz. Ben Ankara'dayım. Lakin Almanya'dan Türkiye'ye erişim sağlıyor gibi bir durum düşünün. Şimdi daha önceden aslında VPN ile ilgili program anlatmıştım ama bazı arkadaşlar sorun yaşadığını belirtti. Şimdi ona istinaden yeni bir VPN uygulaması göstereceğim. Bu da ücretsiz. Birçok kişi şunu soruyor bize. Bu VPN'in işte bilgilerim çalınır mı? Başka bir şey olur mu? Ben görmedim açıkçası. VPN sadece DNS'lerle oynamanıza izin veriyor aslında uygulama. Geçici olarak sizin internet çıkışınızı alıyor, başka bir ülkeye yönlendiriyor. Onun haricinde iPhone'lar zaten ya teknik olarak güvenliği üst seviyede olan bir durum. Kısacası ben açıkçası öyle bir durumu düşünmüyorum. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar Apple Store'a girmek. Girdikten sonra uygulamamızın ismi VPN. Bunu büyük harflerle yazarsanız daha iyi olur. VPN. Altına linkini ve tam yazılışını yazılacağım. VPN'ye. Şimdi yazdığınız anda zaten baştaki çıkıyor. En üst tarafı basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en üstteki yani şu diyoruz arkadaşlar. İndirmemizi istiyor. Ben bunu daha önceden denemek için indirdim. Sonra çalıştırdım. Şimdi birlikte yapalım. Burada dikkat etmeniz gereken 3 tane nokta var. Videoyu atlamadan seyrederseniz daha sağlıklı olacak. Şimdi indirdi. Benimki buraya geldi. Açalım. Burası en önemli bölüm. Burada Continue with Ads yani reklam bakarak oynat. Açtığımız anda ilk ekranda burası geliyor. Şimdi burada yapmamız gerekenler direkt program üzerinden de anlatacağım. Normal iPhone'un kendi üzerinden de anlatacağım. Bize diyor ki slash server yani bir server seçin. Bu arada şunu gösterelim. Biz bir tane şöyle yapalım. Google'a girelim. What is my IP'ye girelim. Şu anki gördüğünüz gibi benim IP adresim şu an için 79 170 78 179 5.104 olarak gözüküyor. Bu burada dursun. Yenileyeceğiz. Programımıza gelelim. Nereyi seçelim? Almanya dedik. Almanya'yı seçelim. Almanya'yı seçtikten sonra gördüğünüz gibi burada artık gideceğimiz yer Almanya olarak gözüküyor. Bağlanacak yer. Connect'e şöyle yapalım. Toplu Connect'e basıyoruz. Aynı anda ben de basıyorum. Sözleşmeyi kabul edin gibi yani datalarla ilgili evet diyoruz. Buna evet dememiz gerekiyor ki ağ trafiğini mecburiyetten yani onay verip trafiğimizi kontrol etsin. Burası ikinci göstereceğimiz yer. Şimdi orada onayımızı verdik, hızlı geçtik ama bu reklamı kapatalım. Buradaki olay zaten reklamla gitmesi. Onayı verdikten sonra tekrardan ilk defa yaptığımız için basıyoruz. Connect diyor. Bu reklamlar gelebilir. O kadar önemli değil. Evet. Bakın direkt bağlandı arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım biz Ankara'daydık ama gördüğünüz gibi en son lokasyon Ankara olarak gösteriyor. Sayfayı bir yeniliyorum ben. Gördüğünüz gibi Frankfurt'tan artık bağlanıyorum. IP adresim de değişti. Bu böylelikle VPN olarak çıkışı direkt yapabilirsiniz. Buradaki püf noktalardan birisi
Şurada Wi-Fi işaretinin yanında VPN'i görebilirsiniz. Şimdi bunu aşağı indirelim. Programı tekrardan açalım. Çıkmak için ne yapıyorsunuz? Çıkmak için Disconnect yazan bölüme tıklıyoruz. Bu ekran geliyor. Yine reklamlı. Disconnect diyoruz ve VPN işareti gitti. Şimdi bazı arkadaşlarda şu oluyor. Chrome ilk çalıştırdığınızda çalışmayabilir. Bunun için açmıştım. Direkt şuradan göstereyim. Genel hatta şöyle yapalım. Ayarlar bölümüne gidiyoruz. Buradan genele basıyoruz. Genelin altında VPN var arkadaşlar. VPN'e bastığınız anda gördüğünüz gibi iki tane VPN adresi gösteriyor bize. Siz alttakini seçiyorsunuz. Burada bunu seçiyorsunuz. Yani bu en son indirdiğimiz. Bu daha önceki videomda anlattığım VPN. Şimdi burada da bir durum yazıyor. Durumu aktif hale geçerseniz bağlanılıyor diyor. Bazılarında ilk program çalıştığında bu denli hata verebiliyor. Bu şekilde bağlanıyor olarak kalıyor. Bunu mutlaka kapatıyorsunuz. Programdan gelip, yani ana sayfaya gelip normal program üzerinden, programımız buydu. Program üzerinden çalıştırıyorsunuz. Bunu Almanya değil, Amerika'yı seçelim. Bağlan diyelim. Reklamı böyle dayayacaklardır. İster istemez. Gördüğünüz gibi download ve update'i de gösteriyor. Burada eğer ki bir dosya indireceksiniz veya dosya yükleyeceksiniz, buradaki verilere bakaraktan da hangisi daha iyiyse ona göre siz de istediğiniz bir ülke VPN'ine bağlanıp oradan yapabilirsiniz. Sorusu olan çok oluyor. Video altına yazabilir. Ben elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışacağım. Başka videolarda görüşürüz.